إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين مشاومان قداشتار. Hakikaten insan dünyaya nezer salanda görür ki dünya hayatı tez gelip geçip gelir. Çünkü Allah-u Teala bu dünyanın yaradan da bu dünyanın sonunu da tayin edip. Ona göre de insanların çoğu ise teessüfler olsun ki gaflet içerisindedir. Yani unutkanlık içerisindedir. Ve günlerini, hayatını, haftalarını güzel değerlendirmirler. Yani bu dünya hayatını zay edirler. Ona göre de o insanlar hakikaten de ahirette de teessüf çekenlerden olacak. Ne kadar dünya insanlara uzun gelse de dünyanın sonu vardır. Çünkü ne kadar gün uzun olsa da sonunda gece öz zulmetiyle hemen gündüzü karanlıklara bürüyür. Ona göre de her bir insan ahireti yada salmalıdır. Yani ahiret hayatını yada salmalıdır. Çünkü ahireti yada salmak insanın kalbini temizleyir. İnsanın kalbini kinden, hasetten, pahıllıktan, kalbinde olan o günahlardan temizleyir. Ona göre her bir insan bilmelidir ki, ahirette bu dünyada ne edipse onun karşılığını alacak. Hiçbir şey de az olmayacak, ne de ki çok olmayacak. Hatta Allah Teala kıyamet günü o boynuzu koyun koç ki koyuna eziyet verip, koyunu boynuzuyla vurup, onunla hatta soru sualını edenden sonra Allah-u Teala heyvanları torpağa çevirecek. Onun gibi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur. وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Kıyamet günü adalet terazisini biz getireceğiz. فَلَا تُظْلَمُ شَيْئًا. Allah-u Teala hiç kimseye zulmetmez. Hiç kimsenin hakkı bu dünyada ettiği taptalanmaz. Yakşı edipse yakşıdır, pis əməl isə pis əməli. Hamısını Allah Teala kıyamet günü karşısına getirecek. Ve in kana mithqala habbatin min khardalin. Eğer hatta zerre kadar bir günah edipse veya zerre kadar bir yakşı əməl edipse ateyna biha. Biz onu ahirette insanın karşısına getirecek. Ve kefe bina hasibin. Ve Allah-u Teala'nın insanın kifayettir bununla hesaba çekmesi. Ona göre de Allah-u Teala kendi buyurur. وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ. Hesret çekeceği günü, günün gelmemişten evvel sen insanları Allah'ın azabıyla korkuz. O gün ki insan hesret çekeceği. Neye göre ben bu emel etmedim? Neye göre bu günahtan uzaklaşmadım? Niye göre, niye göre, niye göre? Çünkü bu dünyada gaflet içerisindeydi. Ve necə gəlib vaxt keçdi, o vaxtı da elbette ki saya bilmedi. O vaxtını gözel istifadə edə bilmedi. وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ. Peşmançılık gününden onları korku çekindir. اِلْقُدِيَ الْاَمِرْ. O gün ki Allah-u Teala bütün insanları toplayacak hesap için. وَهُمْ فِي غَفْلَةِ. Ama o insanlar bu dünyada gaflet içerisindeydi. وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Onlar iman getirmirdi. Kıyamet günü insanları hasret çekeceği sahneler, manzaralar var. O anda insan peşmançılığı çekecek. Ama onun peşmançılığının faydası olmayacak. Ve bunlardan birisi de odur ki insanın ölüm anı, ölüm anının yakınlaşması, ölüm anı yakınlaşanda, can verme anında peşmançılığı, artık o peşmançılığı da fayda vermeyecek. Ona göre İnsan tedbirli olmalıdır ki o gün peşmançılığı çekmesin. O an peşmançılığı çekmesin. O da nedir? Ölüm meleklerinin insanın ruhunu çıkarmaya geldiği bak. Ne diyecek ölüm meleği? Uhruci eyyetühen nefs. Ey nefs, çık. Düşün ki eşittin o sözü. Ey nefs, çık. Hara çık. O vakit insan peşmançılığı çekecek. O vakit insan korkacak. Ondan sonra gelen söz ne olacak? O andı en dehşetli an.
Elseki uhruci eyyetühen nefsül mutmainne. Ey rahat, hoş nefsim. O vakit insan sevinecek. Çünkü neye göre Allah Teala melekler ne dedi? Hoş nefs, güzel nefs, pak nefs. Ama o insanlar bedbeht ki melekler diyecek ki uhruci eyyetühen nefsül habise. Ey çirkin nefs, çık Allah'ın gazabına. Çık Allah'ın gazabına. Ve gadabihi, Allah'ın gazabına. O an pişman söz çekecek. Kaş bu anı eşitmeyerdim. Kaş o habis sözünü ben eşitmeyerdim. Budur. Altı Kur'an kendi bu barada buyurur. En büyük de insanın çektiği nedir? Hesret, pişmançılık bu andı. Ve bu ana hazırlı olmak lazımdı. Neyle? Güzel emellerle. Neyle? Biz emellerden çekinmeyle. Az ki bunu et ki ahirette inşallah pişmançılık çekme. Hatta o an insan bir anlığına onun karşısına dünyada topladığı var devleti, mal devletini getirsen, her şeyi getirsen diyecek ki ancak Allah'ın rahmetini isteyelim. Bir anda hamısını unutacak. Bir an, bir saniye. Ama bu dünyada hansı ki onun için çalışmıştı ancak Allah'ı unutmuştu. Ama ahirette o anda ölüm meleği geldiği anda hayır. Ve sonra ne gelir? En büyük pişmançılık, kebir. Yani öyle bilmesin insan her şey bu dünya keyfi, hayır. Sonra gelecek kebir. Kebirde ya cennet bahçesidir veya cehennem çukurudur. Ve en dehşetli hasret de, daimi hasret de öyle budur. İnsanın o an pişmançılık çekmesi. Ne hoş o nefse ki mümindi, Allah'a iman getirendi ve soru sağdan kesecek. Ve Peygamber buyurur, bir mümin bir insanı kabre koyanda onun üzerinden insanlar gedenden sonra hatta ayak seslerini eşitir ve ondan sonra iki melek gelir, onu otuzdurur ve soruşacak, Rabbin kimdi, dinin nedir, o size gönderilen peygamber hakkında ne bilirsen. Müminse diyecek Rabbim Allah. Çünkü ne yalta buyurur? Yusebbitullahu lezzin amenu bil kavlis sabit. Allah'a iman getirenleri bu dünyada da ahirette de sabit edemeydi. Ama onlardan değilse diyor ki bilmiyorum. He. Kânen nâs yekûlûn ve kultu. İnsanlar diyirdi ben de dedim. Subhanallah. Ama o an nedir? Ne diyecek? O insan zulümkâr. Rabbir cu'un le'enni e'melu salihan fîmâ terak. Ey Rabbim ben dünyaya kaytar. O zay ettiğim günlerin emezine yakış emel edeyim. Subhanallah. Cenab-ı Hak Allah Teala'dan cevap gelecek. Ne gelecek cevap? Kella inneha kelimetun uha kaluha. Hiç var. Çünkü onun dediği sözün kıymeti, değeri yoktur. Niye? Ve min varayhim berzahun ile yevmi ubahtun. Çünkü onlar berzah dünyasındadır ve kıyamete kadar, kıyamet kopana kadar da orada kalacaklar. Ondan sonra en büyük hesret Allah'ın karşısına dayanıp soru sual. Allah'ın karşısında tek be tek. Her bir insan Allah'ın karşısında dayanacak ve ettiği hamısının soru sualını verecekler. Ve fikirler ki kıyamet günüdür. Ve birden nida gelir. Ey falan kes. Ve o ey falan kes sen de olabilirsen. O insan, o vakti insan dehşet içerisinde olacak. Görürsen benim mi? Hangi tarafa gideceğim? Altına beni niye çağırdı? Çünkü neye göre hesaba çağırır. O an en büyük hasret anıdır. Ve Allah'a neyince bütün mahlukatın önünde sorusal çekici. Peygamber buyurur hadis-i şerifte. Mâ minkum min ahadin illâ seyyukellimuhu. Seyyukellimuhu Allah yevmel kıyâme leyse beynehu beynehu tercüman. Kıyamet günü Allah kalasını her birinizden arada tercümeci olmadan danışacak. Feyanzur eymene minhu. Soluna bakacak, sağına bakacak. Ancak ettiği emelleri görecek. Feyanzuru filqa'a vecihi. Önüne bakacak, önünde ise cehennemdir. Subhanallah. O an. Ona göre o an gelmeden insan hazırlı olmalıdır. Ondan sonra en dehşetli an. İnsanın bütün ezalarının şehadet getirmesi. En dehşet. Ola bilsin bu dünyada günahı gizledir. Veya günah edende gizledir ki falan kes görmesin. Ama hayır. Elimiz, dilimiz ile özümüzün kamerası. Çekil bizi, haberimiz yoktur. Kur'an-ı Kerim'de ayet var bu barada. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ
kıyamet gün dilleri onların lehine ve aleyhine şahadet verecek. Ve eydihi elleri ve arculuhu ayakları bima kanu ya'malun ettiği amellerin karşılığında. El yevme nahtumu ala afvahi. Subhanallah, Allah'ın hikmetine bak. O gün biz onların ağızlarını bağlayacağız. Niye? Yalan danışabilir. Etmedi. Allah'ı ezalarından soruşacak onların. Ne inedi bunlar? Subhanallah. Nahtumu ala afvahihim. Ve tukallimuna eydihim. Elleri danışacak. Ve teşhed arculuhum bima kanu yeksibun. Ettiği amellerine göre onların şahadet getireceği. Ve sonra en dehşetli an. Tatayyuru suhuf. Emel kitaplarının paylanması. Subhanallah. Ki kim ne emel edip vereceğiz ona kitabını, oku. Budur senin emeli. Çünkü neye göre Allah Teala adildir. Zalim değil Allah Teala. Herkesin emel defteri ne edip hamısı yazılır. Bu en dehşetli an odur. O gün hakla batını ayrı olan günüdür. Çünkü neye göre kimin kitabı, emel defteri sağ tarafından ve önden verileceği ne hoş ona. O kesin ki arkasından, solundan verileceği o insan diyecek ki ya leyteni lem ute kitabiye, ne olardı bu emel defteri bana verilmeyeydi. Ve lem edri ma hesabiye, ne olardı bu hak hesap olmayaydı. Ya leyteha kânetel kâdiye, ama bu haktı, oldu. Ma agne anni maliye, mal devletim hiç neyim bana fayda vermiyor bugün. Bugün elbette ki geleceği. Ve sonra ne diyor Allah Teala? Huzuhu fehullu thummel cehime sallu. Onu götürün, zincirlerle bağlayın ve cehenneme atın. Ve ondan sonra gelecek körpü, sırat körpüsü. Cennet onun o tarafındadır. Herkes onun üzerine geçecek. Orada her şey aydın olacak. Vakifuhum innehum mes'ulun. Allah Teala diyor ki o körpün üzerine saklayın onları. Çünkü onlar sorusal edeceklerindir. En büyük nedir sorusal? Zulüm. İnsanın insana zulüm etmesi. İnsanın insanın namusuna dokunması. Malına, kanına, nefsine tecavüz etmesi. Orada hamısı sorulacak. Aşağısı da cehennemdir. Ve karmağlar, o keski sorusaldan keçmir, karmağlar gelir bedenine yapışıp çekir cehennemi dibine. Subhanallah.